Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır ağızda dağılan harika bir tatlı kurabiye tarifi ile geldim. inanılmaz basit bir tarif bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve videomu sonuna kadar izlemenizi rica ederek hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Uygun bir yoğurma kabın içerisine yaklaşık 100 gram kadar tereyağı aldım. Hemen üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Bir adet yumurtamı da ilave edip hemen hepsini güzel bir şekilde karıştırma işlemine başlayacağım. Ben tereyağı kullandım isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağının ya da margarinin oda sıcaklığında olmasına özen gösterelim. Tereyağı ve margarini biraz erittikten sonra hemen üzerine bir çay bardağı kadar pudra şekerimi ilave ediyorum. Daha sonra hepsini bir güzel karıştırma işlemine devam ediyorum. Malzeme listesini açıklama kısmına tam not olarak yazıyorum. Malzeme listesine oradan da bakabilirsiniz. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Birbirinden güzel tarifler için zil sesini açık bırakmayı unutmayalım. Hepsini güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra üzerine bir paket vanilya ve bir çay bardağı nişastamı ilave ediyorum. Ben bu tarifte çay bardağı ölçüsü kullandım. İsterseniz su bardağı ölçüsüyle de bu tarifi hazırlayabilirsiniz üzerine kullanmış olduğum çay bardağıyla tam 5 su bardağı un kullandım. Unun kalite ve markasına göre değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden kontrollü bir şekilde ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar hamurumuzu yoğuralım. Bu konuyla ilgili bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına her zaman olduğu gibi herhangi bir çiçek, böcek ya da emoji olabilir bırakırsanız çok mutlu olurum. Hamuru yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamuru yormaya devam ettikçe ele yapışmayan kıvamlı bir hamur olacak. Benim hamurum gördüğünüz gibi yeteri kadar toparlanmaya başladı. Tamamıyla özleşene kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Elimden geldiği kadar püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Fakat aklınıza takılan herhangi bir soru işareti olursa yorumlar kısmına yazarsanız en kısa sürede sizlere dönmüş olacağım. Ben artık hamurumu tamamladım kıvamını görüyorsunuz. Hemen şekil verme işlemine geçelim. Hemen arkası oval olan bir çay kaşığı aldım ve bir parça hamur alıp elimin içerisine yuvarladım. Gördüğünüz gibi çay kaşığının sap kısmından bastırarak kalp şeklini veriyorum. Gerçekten şekli harika bir kurabiye tarifi oldu. Herhangi bir kalıba gerek kalmadan sizler de evlerinizde bu şekli çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Yapımı çok kolay aynı zamanda çok zevkli bir kurabiye. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Seri bir şekilde kurabiyelerimi aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Ben bu kurabiye tarifinde içerisinde kabartma tozu kullanmadım. Özellikle belirtmek istiyorum. Sizler de kullanmazsanız çok güzel olacaktır. Hemen sizlere yakından bir iki tane daha göstermek istiyorum. Yuvarlak bir hale geldikten sonra uç kısmından kenarlarına bastırıyorum. Ben tamamını hazırladım. Hemen önceden ısıtmış olduğum fırınıma veriyorum. Ben 180 derecede yaklaşık 20 dakika boyunca pişirdim. Hemen ilk pişirmiş olduğum kurabiyelerimi servis tabağıma alıyorum. Eğer sizler de borcamda pişirdiyseniz mutlaka borcamdan hemen alın. Aksi halde borcamda terleme yapabilir, kurabiyeler yumuşayabilir. Bu yüzden başka bir kaba aktarıyorum. Şekillerini gördüğünüz gibi çok fazla bozulmadı ister istemez yayganlık oluyor. Tamamını servis tabağıma aldım ve tamamıyla soğumasını bekledim. Tamamıyla soğuduktan sonra ben üzerine pudra şekeri serpiyorum. Fazla miktarda olan üzerine pudra şekeri serptikten sonra birkaç tanesinin üzerine sizlere de fikir olması amacıyla çürek reçeli koyacağım. Tamamıyla damak zevkinize göre istediğiniz herhangi bir reçelden ya da marmelattan koyabilir ya da biraz önce gördüğünüz gibi sade bir şekilde de tüketebilirsiniz. Ortası ister istemez kabardığı için reçeller üzerinde fazla durmuyor. Bu yüzden ben çoğunluk miktarına pudra şekeri serpmeyi tercih ettim. Yine bu şekilde sizlere de göstermek istedim. Ben tamamını hazırladım. Hemen sizlere yakından dokusunu göstermek istiyorum. Ağızda dağılan kıtır kıtır kıyır kıyır bir kurabiye tarifi oldu. Bugünlük de bir videomu daha sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.